Efendim Samsun Nabzı'ndan mutlu akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz yanımıza. Bu akşam Tekeköy Belediye Başkanı Hasan Togar konuğumuz olacak. Kusura bakmayın bu esnada grip nezle herkesi etkilediği gibi bizleri de etkiliyor. Mümkün olduğunca iyi bir program çıkarmaya çalışacağız. 29 Ekim. Bugün Cumhuriyet'in 92. Yıl dönümü biliyorsunuz efendim. Biraz bunu konuşacağız. Cumhuriyet'in ülkeye neler kazandırdığı üzerinden Hasan Bey'in değerlendirmelerini alacağız. Ondan sonra da biraz daha 1 Kasım'a yönelik bir sohbetimiz olacak. Hoş geldiniz Hasan Bey programımıza. Hoş bulduk. Size de tekrar geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Az önce bahsettiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı 92. Kuruluş yıl dönümü. Hem ilçemizde, hem şehrimizde, hem ülkemizde coşkuyla kutlanıyor. Şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 92. yılı ama binlerce yıllık geçmişi, geleneği olan bir devlet kültüründen yeni ismiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 92. kuruluş yıl dönümü bu ülkenin bütün fertlerine Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Zazasıyla o mutluluğu, o bilinci, o şuuru inşallah farkına varma kaydıyla herkese kutlu olsun diyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz de gerçekten çok önemli. Yani bugün bütün mecralarda Cumhuriyet'in anlamı, 29 Ekim'in bu ülkeye kazandırmış olduğu şeyi masaya yatırdı herkes. Kuldan birey olmaya dönüşmüş, seçme ve seçme hakkını kazanmış, kadınların dünyanın önünde artık kendilerini ifade edecekleri bir noktaya gelmiş olmaları, işte saltanatın, halifeliğin kaldırılması gibi çok önemli, Türkiye'de yepyeni bir sayfayı açmış bir olayı konuşuyoruz. Bugün baktığımız zaman her ne kadar anlaşılabilmiş gibi görünse de Cumhuriyet aslında sistem tartışmaları üzerinden tartışmalara baktığımız zaman dönüp bir daha bakmak gerekiyor. Gerçekten Cumhuriyet bu ülke ne verdi, ne kazandırdı, bunu ne kadar doğru anlayabildik, ne kadar yaşayabiliyoruz diye. Ama biz de dediğiniz gibi bütün ülkemizin Cumhuriyet'ini, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz 92. Kaldı ki bugün bu ülkede yaşayan 78 milyon ferdin bugün içinde bulunduğumuz bu coğrafyada ve 92 yıl önce kazanılan o başarıda ortak payı var. Tabii ki. Bunu birlikte kutlayabilmek çok tabii önemli. Tabii ki. Zaten öyle bir süreçti. Ben programı o özelde eğer tartışıyor olsaydık anlatılabilecek, konuşulabilecek çok şey vardı. Evet. Yani %90'ın üzerinde okuma yazma oranı olmayan bir 13 milyonluk bir Anadolu'da artık birbirine kucak kucağa sarılmış insanların azmiyle, mücadelesiyle, onlara rehberlik eden insanların arkasından yürümesiyle, o değerlere sahip çıkmasıyla kazanılmış ve dünyada da belki Japonya'dan sonra örneği ikinci defa olan bir emperyalizme karşı kazanılmış bir halk hareketiydi aslında, evet. Anadolu. Onun üzerinden yeşerdi. Bugün geldiğimiz noktada baktığımızda gerçekten çok şeyleri üzerine koyduğumuzu görebiliyoruz. Artık dünyanın işte 17. büyük ekonomisi içerisine giren bir Türkiye'den bahsediyoruz. İşte 80 küsür milyona yakın, değil mi? 80 milyona yakın bir nüfusu olan bir ülkeden bahsediyoruz. İnişleri çıkışları da olsa yine de o teamüllerin tabii üzerinden yürütülen bir ülkede yaşıyoruz. Hepsini rahmetle anıyoruz. Evet. Şu kıymeti de bilmeliyiz. Yani bu kadar zulmün, savaşın ve gözyaşının olduğu, hakim olduğu bir coğrafyada bugün barışın, en azından özgürlüğün, demokrasinin, birlikte yaşamanın yol tarifleyicisi olduğu için bu sistem, değil mi? Herkesin dikkatini de çekiyor aynı tabii zamanda. Bu ülke, bu coğrafya üzerinde, Orta Doğu'da yani bu değerleri hala yaşayan, yaşatan ve tek ülke, Türkiye. Çok güzel bir yerden girdiniz aslında. Tam da buradan girelim. Biz de günlerdir siyaset konuşuyoruz. AK Partili, CHP'li, MHP'li milletvekili adaylarıyla. Sizler ne kadar yerel yönetici de olsanız bugün sizinle de
siyaset konuşalım istedik. Birlikte karar verelim. Ben de sevinirim buna. Peki. Şimdi Orta Doğu'da dediğiniz gibi bir olağanüstü bir durum zaten yaşanıyor. Hiç de durulmadı yani bu. Bundan ayrılmış bir Türkiye vardı ama 10 Ekim'de döndü Ankara'da, başkentin kalbinde. Maalesef. İnsanlarımızı, barış ve özgürlük mitinginde var olan insanları IŞİD parça parça etti. Yani o zaman Türkiye'de bir şeyler mi değişiyor? Yani bir Orta Doğu bataklığının içerisinde mi biz çekiliyoruz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben buna katılıyorum. Yani bir orada vermeye çalıştıkları bir mesaj da vardı. Türkiye'nin başkentinde böyle bir eylemin gerçekleştirilmesi, ama bizim insanlarımızın da biraz duyarlı olması lazım. Ben şimdi buradan yola çıkarak bu coğrafya içerisinde neler döndüğüyle alakalı acizane ben bunu özellikle arzu ediyordum. 1 Kasım gibi Türkiye'nin tarihi bir eşikteki seçiminde çok da fazla yerel siyasetin konuşulmasını çok da doğru bulmuyorum. Yani ilçelerimizde hizmet bir türlü yürüyor. Bütün ilçelerimizde olduğu gibi Tekeköy'de de hizmetlerimiz bir türlü yürüyor. Ama bu 1 Kasım sanayicisinden, daha doğrusu 7'den 70'e herkesin merak ettiği, Türk milletinin tamamına yakınının neredeyse merak ettiği böyle bir seçim durumunu ben kolay kolay... Evet, yani sokakta da bunu gözlemliyorsunuz tabii, anladığım tabii. kadarıyla. Tereddütsüz 7'den 70'e herkese acaba ne olacak? Hele bizim gibi yerel yönetimlerde olan insanlar bundan daha fazla etkileniyor. Bakın ben samimi söylüyorum. 7 Haziran seçimlerinden sonra kalktık, ertesi gün belediyeye gittik. Allah Allah, bir şey var ama tarif edemiyorsunuz. Bir sıkıntı var, bir durgunluk var. Ya ne var ortada? Bir müddet sonra farkına varıyorsunuz. Diyorsunuz ki arkadaşlar, seçim bitti dün ama bu seçimden bir hükümet çıkmadı. Şimdi biz ne oluruz? Bizim yatırımlarımız ne olur? Bakanlıklardan aldığımız taahhütler, vaatler ne olur? Nasıl evet. takip ederiz? Biz dahi inanın boşluğa düştük. Yani tek başına hükümetlerin toplumun her kesimine faydası olduğu gibi yerel yöneticilere de faydası var. Ama ben bugün özellikle bu bir takım ülke siyasetlerini, dünya siyasetini de birlikte konuşmayı arzu ediyordum. Siz de sağ olun buna fırsat verdiniz. Estağfurullah. Bu 4 aylık süre içerisinde milletvekillerimizle gerekse kendimiz yerel seçim çalışması gibi. Ben kendi adıma acizane yerel seçimlerde kendimize nasıl çalışıyorsak aynı şekilde çalışmayı prensip edindim. Gezerek, sadece gezerek insanlar yeri geliyor tepkisini gösteriyorlar ama size o tepkiyi gösterdikten sonra rahatlıyor. Tamam diyor, ben sıkıntımı da söyledim. Tabiri caizse ağzıma geleni de söyledim. En azından rahatladım, derdimi de biliyorlar. Ama şu milletvekillerimiz de sanayi ve sanayiciyi gezerken çok daha ciddi sıkıntılara tanık oluyorsunuz. Dünyanın ve Türkiye'nin nerelerden nerelere geldiğine tanık oluyorsunuz. Bakın ben bir sanayicimizi milletvekilimizin biriyle ziyaretimizde o sanayicimizin kitap gibi her gün gazete başlığı olabilecek bir tespitini söylemek istiyorum. Bu sanayicimiz biz 12-13 yıl önce, bundan 15 yıl önce yurt içinde ürün üreten tekstilci ve yurt içinde satan sıradan bir firmaydık dedi. Ne zaman AK Parti hükümeti geldi, bugünkü Cumhurbaşkanımızla birlikte dünyanın her ülkesine gittiğimiz gibi özellikle de Afrika ülkelerine, Fas, Sudan, Çad, neresi derseniz Libya, aklınıza neresi gelirse Tunus gibi ülkelere ve Orta Doğu'ya uçaklar dolusu iş adamlarıyla birlikte bizlere de fırsat oldu ve biz buralara gideriz, gidiyoruz, gitmeye başladık dedi kendisi. Ve bu isim haftanın 3 veya 4 günü Paris'te kalıyor. Geri kalan günleri İstanbul'da kalıyorum dedi. Kendisi burada abisi olmadığı için tesadüf oldu, o gün bizi ağırladı. Evet. Şimdi çok önemli bir şey söyledi. Biz dedi, ne zamanki Cumhurbaşkanımızla Fas'a, Çad'a, Lübnan'a, Libya'ya gitmeye başladık. O ülkelerdeki devlet yöneticileriyle, işte bakanlarla, sanayi ticaret odalarıyla bizler de ilişkiye girdik. Ve dedi bizler muazzam derecede gemiler dolusu o ülkelere ihraca başladık. Bakın öyle bir tespiti var ki ve dedi ardından bizim muhalefetimizin maalesef yani ben siyasetin işte en çok üzüldüğüm tarafı bu. Bütün siyasi partilerin öncelikli olgusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmalı. Siyaset ondan sonra gelmeli. Ama biz maalesef bunu söylüyoruz. Tayyip Erdoğan'ın gittiği her ülkenin karıştığını,
Recep Tayyip Erdoğan'ın gittiği her ülkenin karıştırıldığını, Tayyip Erdoğan nereye gittiyse orada bir darbe, devrim yapıldığını söyleyerek eleştiren bir muhalefete sahibiz. Ama ben o iş adamımızın tespitini söylüyorum. Evet arkadaşlar diyor. Tayyip Bey'in, Cumhurbaşkanımızın gittiği her ülke maalesef karıştı ve karıştırıldı. Ama dedi, o ülkelerin dedi, ekonomilerini, ticaretlerini, ihracatlarını biz yapmaya başladık dedi. Ne zaman Fransa kendisi için bizi tehlike gördü, İspanya, İtalya, Almanya, İngiltere ürünlerini oraya satamaz oldu. Biz o zaman tehlike olduk ve oradaki yönetimler patır 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 düşürülmeye başlandı. Orada bir sıkıntı yoktu halbuki. Orta Doğu'da hakeza öyle. Bakın, bugün Kuzey Irak'ta geçmişte düşmanımız olduğunu söylediğimiz bir yönetim var Kuzey Irak'ta. Bugün Kuzey Irak'a günde 5000 tır, Allah rızası için rakama bakın, 5000 tır Kuzey Irak'a giriyor ve çıkıyor. Bunu Amerika Birleşik Devletleri uydudan canlı yayında izliyor. Bu kadar büyük bir ticaret ve ekonomi var. Bu ekonomi bunları nasıl rahatsız etmez? Ve bugün böyle bir coğrafyada kendisine ait bir güç kurmaya çalışan, ben buna inanan insanım. İnandığımı söylemeye çalışıyorum. Bunun içerisinde Kuzey Irak vardı. Bunun içerisinde Esad vardı. Bunun içerisinde Mısır vardı. Tabii, Lübnan vardı. Katar Mısır vardı. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o zamanki başbakanı, şimdiki cumhurbaşkanı bu ülkede, bu coğrafyada bizi ezenlere, sömürenlere karşı bir birliktelik, bir güç oluşturma gayreti içerisine girdi ve bunu gören dünya bütün bu ülkelerdeki sistemi, düzeni yerle bir etmeye kalkıştı. Bunların içerisinden ilk pes eden, ilk korkan Esad oldu ve bizi terk etti. Yoksa biz Suriye ile belki hepsinden çok daha ciddi ilişkilerimiz vardı. Tabii ki yani özellikle Erdoğan'ın kardeşi Mesat dediği bir ilişki vardı. Biliyorsunuz. Şimdi yani. Sizin elinizde doğalgaz yok. Sizin elinizde enerji yok. Siz ne yapmalısınız bu ülkeyi önemli kılabilmek için? Bunların geçiş güzergahlarının bu ülkede olması lazım. İşte doğalgazın olsun, enerji hatlarının olsun. Ve Cumhurbaşkanımız da bütün bunların anlaşmalarını gerek İran'ın doğalgazı, gerek Irak'ın petrol ve doğalgazı, gerek Suriye'nin, bütün bunlarla alakalı bu geçiş ülkesinin Türkiye olmasıyla gerektiği birçok anlaşmayı yürürlüğe koymaya çalışırken bu süreç anında dünyayı yönettiğine inananlar tarafından fark edildi ve bugün bu ülke böyle bir kargaşanın, böyle bir iç savaşın eşiğine getirilmeye çalışıyor ama peki bizim... orada Özgür Suriye Ordusu'nun Türkiye tarafından desteklenmesi, işte tırlarla silahların gönderilmesi vesaire, bunlar hep ortaya çıktı biliyorsunuz. Bu anlamda da bir ilişki problemi yaşanıyor yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti bu anlamda suçlanıyor biliyorsunuz. Yani. Ben şunu söylemeye çalışayım. Şimdi bir ülkeye ihanet nasıl olabilir? İşte malum paralel çete, MİT tırlarının yakalanması, eğer oraya o tırlarda silah çıksaydı. Ama sonra çıktığı ortaya kondu biliyorsunuz. Cumhuriyet Gazetesi'nden Can Dündar bunu ortaya koydu. Bunlar asparagaz olarak mı görüyorsunuz? Tabii. Şimdi güçlü devletler bir takım dengelerle alakalı dünyanın neresinde olursa olsun. Amerika Birleşik Devletleri bugün Suriye'de var mı? Var. PYD'ye silahı kim veriyor? Ben vermiyorum herhalde yani. Tabii müttefiki olarak zaten ilan etti biliyorsunuz. Rusya Suriye'ye niye geldi? Kendi limanlarını kurmuş. Tabii açık olarak da söylüyor bunları. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de kendisine tehlike olabilecek güçlerin karşısında yer almak en birinci vazifesidir. Bu ülkeyi yönetenler de orada bir tarafta ülkenin menfaatleri için olması gerekir. Ama şöyle bir şey var mı? Bu ülkenin polisi, bu ülkenin savcısı MİT'in tırlarına baskın düzenleyebiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oradaki tırlarda silah çıkması, bomba çıkması halinde dünyaya şunu söyleyebilecek. Ey dünya görün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli İstihbarat eliyle o Özgür Suriye Ordusu, IŞİD'e, Özgür Suriye IŞİD'i Ordusu'na veya Özgür Suriye Ordusu'nu destekliyor. Terör örgütlerini destekliyor. Yani Türkiye teröre yardım eden bir devlet. Şu anda böyle bir algı var dünyada ve ya Avrupa'da. Ben de diyorum ki buna alet olan Türk polisi, Müslüman Türk polisi, savcısı vatan hainliğinden başka hangi etiketle etiketlenebilir?
Ben ona ne diyebilirim başka? Şimdi Halk Bankası operasyonunda Halk Bankası'nın yolsuzluğa müdürünün bulaştığını iddia etmek. Halbuki... Ama iddiadan daha ziyade evinde milyon dolarlar falan çıktı. İsterse milyarlarca dolar çıksın. Halk Bankası'nın müdürü orada. Ailesi orada, yaşantısı orada, şekli şemali orada. Dünyada bir takım güçler gayri resmi para kontrollerini, ne bileyim altın... şimdi buradan yola çıkarak bir şey söyleyeyim. Almanya'da altın var mı? Benim bildiğim Almanya'da hiç altın çıkmıyor. Ama dünyada altının borsası ne hikmettir? Almanya'da kurulu. Hı hı. Şimdi Alman kendisi... Ya da fındık borsası da oradadır yani. Evet tabii. Şimdi Fransız... Ya arkadaşlar biz bir gezi olayları yaşadık. Şimdi bir gezi parkı ve buradaki ağaçların katliyle kesilmesiyle alakalı bir eyleme kalkıştılar. Biz de seyrediyoruz. Yani masumane seyrediyoruz. Seyrederken de bunun böyle bir şey olabileceğine ihtimal veriyoruz. Olur ya, mahalle halkı bunu istemeyebilir. Şimdi bu süreç gelişiyor ve arkadaşlar, gezici arkadaşlar bir platform oluşturuyorlar. Gezi platformu. Sayın Cumhurbaşkanımız bunlardan birkaç ismi aldı. Gelin bakalım, tamam dedi. Derdiniz neyse söyleyin. Gezi platformunun o zamanki taleplerini herhalde bu ülkede televizyon seyreden, gazete okuyan herkes bilir. Bir, biz dünyanın en büyük havaalanının yapılmasını istemiyoruz. Biz bir Marmaray'ın yapılmasını istemiyoruz. Üçüncü Boğaz Köprüsü'nün yapılmasını istemiyoruz. Kanal İstanbul'un yapılmasını istemiyoruz. Allah Allah. Ya o zaman soru soruyorsunuz. Arkadaş hani bizim diyoruz buradaki Gezi Parkı'ndaki ağaçlarla. Ama ben çocuklarını oraya gönderen ailelerimize soruyorum. Allah rızası için. Akşam eve geldiğinde yaşı kaç olursa olsun. O çocuğuna sen sormuyor musun? Oğlum bak sen park için gittin ama. Bunlar diyorlar ki Boğaz Köprüsü yapılmasın. Kanal İstanbul yapılmasın. Veya şu bu falan yapılmasın. Böyle bir vatanseverlik var mı ya? Yani tabii sadece salt o açıdan da değerlendirmenin dışında orada var olan kişiler buna benzer unsurların orada olduğunu da gördüler ama evet orada çevreye duyarlı, ağaca duyarlı, genç insanlar ve farklı kesimden insanlar da vardılar. Ama bunları da aynı potanın içerisinde değerlendirdiğiniz zaman o zaman işte bambaşka bir şey ortaya tabii çıktı maalesef. Gezi... düşünülenden, konuşulandan farklı bir yere evrildi maalesef. Hala da bu tartışılıyor gündemde biliyorsunuz. Peki 10 Ekim Ankara katliamı ve IŞİD üzerinden konuşuyorduk biliyorsunuz. Yani Türkiye Orta Doğu bataklığına sürüklendi mi bu durumda yani? Nasıl anlamamız gerekiyor? IŞİD şimdi geldi Türkiye'nin kalbinde böyle bir saldırıda düzenli. Ama bulundu. Dikkat edersek... Toplumda bir gerginlik var, şiddet sarmalı almış başını gidiyor. Bu işlerin üstesinden nasıl gelecek Türkiye Hasan Bey? Dikkat ederseniz son bir hafta 10 gündür özellikle Doğu ve Güneydoğu'da, daha doğrusu bütün illerde IŞİD'e karşı yapılan operasyonlar ve maalesef yine bu operasyonlar sırasında Allah tekrarını göstermesin verdiğimiz yine şehitlerimiz oluyor. Ama bu operasyonlar devam ediyor. Şimdi bu devlet açılım süreciyle yapması gerekeni, Kürt, geçmişte Kürt sorunu dediği, sonra açılım projesiyle alakalı bu devlet gereğini yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de, AK Parti hükümeti de, Doğu ve Güneydoğu'da bununla alakalı, açılım süreciyle alakalı elinden gelen her türlü iyi niyeti koydu ortaya. Ama 7 Haziran seçimlerinde 13,5 oy alan bir HDP gördük. Ve toplum haliyle otomatik olarak rahatlaması lazım. Değil mi? Yani meclise girdiler. En büyük iki tane üçüncü parti çıktı. 80 milletvekiliyle girdiler. Ve ertesi gün bu ülkeye savaş ilan ettiler. Şimdi bu milletin fertlerinin bunu görmesi lazım. İşte burada ama şu eleştiri yapılıyor. Yani 7 Haziran öncesinde böyle bir şey yoktu. 7 Haziran'da AK Parti tek başına iktidara gelemediği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bilinçli olarak başlatılmış bir savaş senaryosu var. HDP'nin yıpratılması, işte Kasım'da başarısız olması, tek başına iktidar olması. Yani bunu AK Parti ile ilişkilendiriyorlar. Siz ne diyorsunuz? Bunu söyleyebilen bu ülkeye Recep Tayyip Erdoğan'ın göze aldığı kadar bedel ödemeyi göze alacak. Böyle yani bu ülke için bir tane yumurtasını kaybetmemiş adam böyle bir iddiada bulunuyorsa ben ona adam sayıp cevap da vermem. Recep Tayyip Erdoğan gibi ben kefenimi giydim, bu yola baş koydum diyebilecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti belki bu süreç içerisinde bizim de eksiğimiz vardır. Belki onların şehirlerde yapılaşmasına, yerleşmesine maalesef iyi niyetle müsaade ettik.
Bu da bir zor. Ama devlet bugün gereğini yapıyor. Bugün hiç kimse bundan bahsedebilir mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni niye vurduğundan. Ve dikkat ederseniz dünyada Almanya dahil, Fransa dahil hiçbir ülke bugün bu operasyonlara ağzını açıp bir cümle söyleyemiyor. Niye? Bu devlet haklı. Ama biz bu operasyonları yaparken nasıl yapıyoruz şimdi? Biz bundan 5 yıl önce, 10 yıl önce milli bir tane silahımız yoktu. Biz nerelerden nerelere gelmişiz? Biz insansız hava araçlarıyla istihbarat alıyoruz. Biz bunları kimden alıyoruz? Almanya'dan, İngiltere'den, Amerika'dan veya İsrail'den. Tanesini sadece şunları da bilsin bizim insanlarımız. Bir tane insansız hava aracını bundan 4-5 yıl önce 3 milyon dolara satın alıyoruz Almanya'dan veya İngiltere'den veya Amerika'dan. Bugün biz bunu kaça üretiyor bu ülke? Bir insansız hava aracını 270 bin dolar. Böyle bir pazarı niye bıraksınlar ki aldığınız istihbaratla dağlara taşları vuruyorsunuz. Hiçbir sonuç alamıyorsunuz ama milyarlarca dolar paranız gidiyor. Şimdi bugün biz nükleer santralden bahsediyoruz. Dünyanın bütün gelişmiş ülkeleri enerji sıkıntılarını nükleer santrallerle çözmüş. Bunun başka bir alternatifi yok. Şimdi Yeşilciler adı altında, Greenpeace'çiler adı altında maaşlı doğa koruyucuları var. Maaşlı bunlar. Şimdi bu arkadaşlar eylem yapıyorlar. Bizim masum insanlarımızla diyorlar ki senin doğan katledilecek. Nükleer enerji çok tehlikelidir. Yılda 60 milyar dolar para ödüyoruz enerjiye. 60 milyar dolar. Onu dışarıdan aldığımız için de sanayicimiz de bunu çok daha pahalı kullanıyor. Ama bugün nükleer santral yapmayın, tehlikeli diyen Fransa'nın sadece başkenti Paris'te 8 tane nükleer santral var. E şimdi ben buradan soruyorum. Bizim insanımız bunları araştırıp öğreniyor mu? Yaklaşık 80 milyon Türk insanı. Ben onu soruyorum. Fransa'nın başkentinde 8 adet nükleer santral olduğunu acaba bizim insanımızın kaçta kaçı biliyor? Nükleer santrali bize tehlikeli diyor. Tabii çevrecilerin ortaya koyduğu başka bir şey daha var. Yani yenilenebilir enerji kaynaklarına da yönelirin düşüncesi var. Bunu tamamen reddetmeyelim. Ya da işte Sinop'ta yapılması düşünülen... Ya Allah rızası için. Biz santralin... Zakkumcu Hoca diye birisi çıktı. Hı. Kanserle alakalı değil mi? Hı. Bu millet kendi değerleriyle alay etmeyi marifet sayan kimi şarlatanlara da sahip. Kendi değerleriyle. Bu adam, o Zakkumcu profesör dediğimiz adamın söylediklerinin tamamına yakını yalan dahi olsa birkaç yüz milyarla veya birkaç milyon dolarla bir laboratuvarla buna kendisine şans verilemez miydi? O ismi aldı, İngiltere ona laboratuvar kurdu. Al kardeşim dedi, 50 milyon, 100 milyon dolar harca, tutarsa dünyayı kurtarıyor. Patentini alıyor. Biz bu adamı buradan kaçırdık. Şimdi bu ülkenin bugün milli tankı var. Bugün bu ülkenin milli savaş uçağı var. Bugün bu ülkenin milli uydusu var. Milli füzesi var. Biz Canik 55 fabrikamızı ziyaret ettik. Hepinize tavsiye ederim. Allah rızası için bir gidin bir görün. Türklerin neler başardığını bir görün. Tabii, ve adamlarda nasıl bir heyecan var oradaki o genç çocuklarda. Ben birkaç tanesine de özellikle de sordum. Yaşlarını sordum. 22, 23, 24 yaşında. Ama kendi savaş gemilerinin, kendi füzelerinin parçalarını üretiyorlar. Biz Amerika'ya silah satarken kendi ülkemize üretemiyorduk. Şimdi üretiyoruz. Kendimiz üretiyoruz. Bundan üzülmemiz mi lazım? Gurur duymamız mı lazım? Peki 7 Haziran sonrası neden tek başına AK Parti hükümetinin kurulamayacağı belli oldu. Sonrasında koalisyon kurulamadı. Bilinçli olarak yapıldı bu diyerek AK Parti'yi de eleştiriyorlar biliyorsunuz. Siz ne diyorsunuz bu eleştiriler için? Şimdi bakın. Kurulabilir miydi böyle bir koalisyon? Kurulabilirdi. Ben siyaset iktidar olmak için yapılır. Bu ülkeyi yönetmek için yapılır. Ben haddim değil tabii. Bugün siyaset yapan genel başkanları eleştirmek ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin oy verenlerinin, MHP'ye oy verenlerin %90'ı AK Parti ile koalisyon istiyor yapılan anketlerde. AK Parti'ye oy verenlerin de %75'i MHP ile koalisyon istiyor. Ama siz şimdi koalisyon ben yapmam diyorsunuz.
Şimdi ben size soruyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek başına iktidarı size göre yakın 100 yılda gerçek görünebilen bir şey mi? Yakın 100 yılda diyelim. Yani 100 yıl boyunca olamayacak diyorsunuz yani. Yok, ben demiyorum. Soruyorum sadece. Böyle bir şey. Yani olası %40, yani? %50 iktidarla Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek başına iktidarını görebiliyor musunuz? Şu an yakın gelecekte diyelim. O zaman sizin için en büyük hedef bu ülkeyi koalisyon ortağı da olsa yönetmek, işçinize, size inanan, oy veren işçinizi, memurunuzu, emeklinizi, sanayicinizi, iş adamınızı sizinle siyasi bir ortaklıkla rahatlatmak bir hedefiniz olmalı değil mi? Şimdi ama siz buna yanaşmıyorsunuz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti'yi bir yerde bırakıyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 13 yılda bu ülkeye kazandırdığı devrim niteliğinde gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi eğitim. 4 artı 4 artı 4 dediğimiz. Diğerlerini de isterseniz sayarız. Bu ülkeye neler vermiş, neler yapmış diye. Ben sadece bu eğitimden tek bir sebep dahi bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile koalisyon kurmamıza engel olan bir madde. Biz eğitimde 4 artı 4 artı 4'ü savunurken ben kendi acizane kendi fikirlerimi söyleyeyim. Eğer bir ilkokuldaki çocuk ilkokula başladığında Kur'an'ı öğrenmiyorsa, dini öğrenmiyorsa, haramı helali öğrenmiyorsa ortaokuldan sonra o çocuğa sen haramı helali, büyüğü, küçüğü öğretemezsin. Ama bunu kim öğretiyor peki? Devlet öğretecek. Peki devletin kadroları bunu öğretmeye yetkin mi? Orada tartışmalar yaşanıyor değil mi mesela? Şimdi aynı Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki bu olmaz. Biz kesinlikle buna karşıyız. Din eğitiminin Allah rızası için ya bir insan eğer Allah'tan korkarsa, haramdan korkarsa bundan zarar gelebilir mi? Tabii biz şimdi 12-13 yaşından sonra 14 ağaç yaşken eğilir diye boş yere dememişler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki böyle devrim niteliğindeki bir yasayı biz kabul etmiyoruz. Biz eğitimde reform yani restorasyon yapacağız. Tekrar eski haline döndüreceğiz. Hatta nasıl diyorlar yanlış hatırlamıyorsam 6 artı 6 mı? Hayır, zorunlu din eğitimi. Yani din eğitimi zorunlu olmaktan çıkartıp bu işi bir vicdan meselesi olarak yürütelim. Yoksa işte bakın IŞİD gibi. Din vicdan meselesi IŞİD, değildir. IŞİD gibi. Yani onlar da diyorlar ki vicdan Allah'tır. Herkesin içerisindeki Allah'tır. Ama işte ne diyorlar mesela? 110 bin tane caminin olduğu bir Türkiye'de dakikada bir hırsızlık oluyor. Yani buradaki çelişkiyi ben ayrıştıralım diyorlar. Aynen yani. Ağzınıza sağlık, çok iyi işte. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Eğer ilkokuldaki taptaze o beyin Allah'ı öğrenir, Kur'an'ı öğrenir, namazı öğrenir, haramı helali öğrenir, vatan milleti öğrenirse ondan korkmayın. 15 yaşındaki bir çocuğa bunları öğretemezsiniz daha. Kuşkusuz tabii ama burada tabii işte kaynağı kim öğretecek? Yani bu işi çıkarlarına, inancı çıkarlarına kurban etmiş olan, menfaat ilişkisi üzerinden bu işi tariflemeye çalışanlar sizin söylemiş olduğunuz etkiden daha çok insanları gerileten, körleten bir zihniyette yaratabilir. Şimdi burada biz bu ülkede ne yaratmaya çalışıyoruz? Ben onu söyleyeyim. Biz sohbetimizde arkadaşımızın teki çok iyi bir tespitte bulundu. Hristiyanlarda 1600'lü yıllardan sonra herhalde yanlış hatırlamıyorsam Protestanlar da üretildi. Hristiyanlarda bir Katolik Hristiyanlar var. Bir de Protestan Hristiyanlar var. Hı hı. Katolik Hristiyanlar bizim dediğimiz gibi, bizim bildiğimiz gibi muhafazakar, milliyetçi Hristiyan bunlar. Evet. Dinlerine çok bağlılar. Protestanlar ise tamamen bu dünyayı zevk için, yani ne İncil'i tanırlar, ne hakkı hukuku bilirler. Bizden de Protestan Müslüman üretmeye çalışan bir zihniyet var Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetenlerinin içerisinde veya üst takımın içerisinde. Müslüman oruç tutmak zorunda değil. Müslüman 5 vakit namaz farz değil. Müslüman hac farz değil. Zekat farz değil. Sadaka farz değil. Allah Allah. Böyle bir Müslümanlık, böyle bir İslamiyet Allah rızası için yani bunu nasıl tasvir edebiliriz? Böyle bir Müslüman tipi. Arkadaş sen ben Müslümanım dedin mi? Yetti. Senin namaz kılmana gerek yok. Bizlerden böyle bir nesil üretmeye çalışıyorlar. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 13 yıl boyunca yapmış olduğu en büyük hizmetlerden birisi eğitimde eksiklerini, o eksikleri olmasına rağmen 4 artı 4 artı 4'tür. İkincisi sağlıkta
Ya şunu ben söyleyeyim. Bundan 10 yıl önce Allah hiç kimseye göstermesin. Evinde özürlü çocuğu, evinde engelli, yatalak anası, babası, kardeşi olan. Hiç kimseye Cenab-ı Allah böyle bir imtihan vermesin. 10 yıl önce biz bunları kapılara atıyorduk. Doğru mu? Bu ülkede. Bugün aileler, gelinler bunlara bakmak için yarışıyorlar. Bu devlet, bu hükümet dedi ki, ey dedi, çocuğu Cenab-ı Allah tarafından da bir imtihan olarak engelli, özürlü yaratılmış anne baba. Ey anası babası herhangi bir rahatsızlıktan dolayı yatalak kalmış evlat. Anana babana baktığın için sana para ödüyorum. Bu gerçekten önemli bir dönüşüm. Allah aşkına ya. Bu gerçekten önemli bir dönüşümdü. Tabii burada da eleştirilen başka noktalar var yine. Sırf o söylemiş olduğunuz imkanlardan yararlanmak için engelli taklidi yapan yaşlı insanlar karşımıza çıkıyor. Bu işin içerisi boşaltılıyor dediğiniz gibi. Ya da artık gittiğiniz zaman sağlık kuruluşları evet eskisiyle kıyaslanmayacak ölçüde standartları yükseltildi ama katılım payı ödemek durumunda kalıyorsunuz. Ya da sizin söylediğiniz gibi biraz önce eğitimle ilgili konuda işte namazı, Kur'an'ı hacı öğrettiğiniz ama diğer taraftan insan olmayı öğretemediğiniz, onurlu bir insan duruşunu her şeyin üstünde algılaması gerektiğini öğretemediğiniz nesiller ortaya çıkmaya başladı. Yani söylediğiniz şeyler önemli ama bu işi çok iyi yönetmek, çok iyi işin ehliyle yürütmek gerekiyor. İnanç konusu bambaşka bir yerde duruyor zaten. Herkesin içerisinde var olan Yaradan kendisini tariflemiş zaten şah damarınızdan. Daha yakınınızdayım, başka bir şeyi bir yerde aramanıza gerek yok diye. Ama biz bu işi de biraz dediğiniz gibi manipüle etmişiz. Tariflemeye çalışmışız ama bazen tariflerimiz şaşmış. Bu işi anlatanlar yanlış yerlere almışlar, götürmüşler. Bu şimdi değil zaten. Ya ben Hazreti Peygamber zamanından beri zaten her türlü eleştiriye katılıyorum ama ben diyorum ki yani ilkokula giden bir çocuğun din dersinin zorunlu olması, Müslüman olduğuna inandığımız, %99'unun Müslüman olduğunu söylediğimiz bir ülkede yaşıyoruz. Allah'a şükürler olsun ki Müslüman bir anadan babadan doğmuşuz bizler. Allah'a şükürler olsun. Şimdi diyorum ki böyle bir gerçek var ortada. Müslümanız, İslamiyet var. Ve İslamiyet'i öğrenmeyi, dini öğrenmenin zorunlu olduğu bir eğitim sistemini eleştirebiliyoruz. Ya bu mümkün işte. Yani bunun aksini düşünen dediğim gibi insanlar da var. Çünkü bu devlet eliyle yapılabilecek bir şey değildir. İnanç insanların vicdanıyla, merhametiyle ilgili bir şeydir. Bunu da devletin öğretmesi çok doğru olmayabilir. Ya yabancı dili niye zorunlu koyuyoruz oraya? Öğretildiği zaman hani uygar, çağdaş bir dünyanın içerisinde yabancı dili bir yere koymak belki mümkün olabilir. Ama yani hurafelerle hatta inancı da karanlığa esir edecek. Ağzımıza sağlık işte. Yerlere götürülmesin düşüncesiyle inancı birilerinin tariflemesinden daha ziyade ailede bu işin öğretilmesi. Tabii ama ağzımıza gerekiyor. Sağlık. Bakın 15-20 yaşındaki bir çocuğa dini nasıl anlatırsanız o öyle bilir artık. Ama o gün gerçekten de bu işin ehli din öğretmenleriyle ilkokulda bunu öğrenen çocuk yarın öbür gün yanlış bir şeyi öğrenebilir mi? Orada öğrenmesi kadar doğru bir şey var mı? Yani bu tartışılıyor işte toplumda. Benim anlatmak istediğim işte yine İslam adına, inanç adına işte IŞİD gibi kendisini parça parça eden karanlık düşünceler de türüyebiliyor. Çok dikkat etmek gerekiyor. Bu hassas bir konu. Peki şunu sorayım size. 1 Kasım'da yeniden bir koalisyon olasılığı masaya gelirse, böyle bir olasılık olursa nasıl bir yönetici olarak, yerel bir belediye başkanı olarak, yönetici olarak bu sizi nasıl etkiler? Kaygı vallahi, duyuyor musunuz yani? Ben onu görmüyorum. Yatırımlarımız etkilenebilir. Çünkü biraz önce önemli bir şey söylediniz. Bakanlıklarla yürüttüğümüz projeler var, taahhütler var. İşleriniz yavaşlayabilir mi, gerileyebilir mi? Yoksa mümkün mü yani? AK Parti'nin, CHP'nin, MHP'nin, hadi diyelim HDP'nin de olduğu bir anlayış bu ülkeyi yönetirse kötü bir şey çıkar mı ortaya yani? Böyle bir olasılık olursa yani. Ben şöyle söyleyeyim. Olasılığı görmediğinizi söylüyorsunuz yani. Ben onu görmüyorum ama yani nasıl diyebilirim yani liderlerin başlarında
beyinlerinde bir takım şeyler değişmemişse, ki bu maalesef liderlerin kendisinde bitiyor. Mesela ben yine söylüyorum. Şimdi bugün liderler bir takım kararları alırken partilerinin yetkili organlarıyla alabiliyorlarsa bunda problem yok. Bu kötü bir gelenek olarak Türkiye'de masada duruyor değil mi? Lider kadrolaşma, liderin etrafında birçok şeyin belirlenmesi bu. Onun için siyasi partiler yasasının, yetkiler, seçim anayasanın, yani o kadar çok önümüzde şey var ki konuşulması gereken. Sinan Bey, basit bir örnek. Sürücü kurslarından ehliyet almak için sürücü adayı direksiyonda ama onun yanında da hocası var. Onda dahi problem çıkıyor. Bakın hoca ve sürücü adayı. Şimdi sürücü adayı arabayı kullanırken yanlış yapıyorsa hoca oradan frene basıyor, arabayı durduruyor. Mecbur durdurmak zorunda, çarpacak. Ya bir arabada 3 tane şoför olur da o araba doğru yere gider mi? Dünyanın en kötü tek başına hükümeti dahi koalisyonlardan iyidir. Biz bunu yaşadık ama biz henüz daha birbirimizi içimize sindirebilmiş siyasi partilerden oluşmuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük kafasındaki rahatsızlık AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kafasındaki en büyük rahatsızlık AK Parti ve onların kafalarında artık bilinç altlarında yerleşmiş olan sadece AK Parti'de değil, onun kurucu genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Eğer Recep Tayyip Erdoğan'ı bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı olarak göremeyen siyasi partiler ve onların liderleri hala var ise bu ülkede koalisyon korulma ihtimali yok, çalışma ihtimali yok. Yani ne olacak bu durumda, bir daha mı seçime gidecek bu ülke? Şimdi 1,5 senede 4 tane seçim. Vallahi artık fark etmişsindir, millet heyecanını kaybetmiş. Tabii tabii. İnsanlar bir de şiddet sarmalı, gergin insanlar sokağa çıkmaktan imtina ediyorlar. İş çevrelerini siz zaten yakından özellikle organize sanayi bölgesinin içerisinde olduğunuz için biliyorsunuz. Bir örnek kendimizden vereyim. Nasıl olacak şimdi? Nereye sözünüzü gideceğim? Kesin bir örnek kendimizden vereyim. Belediyelerin ihaleleri vardır. Yıl sonunda her belediyenin çöp ihalesi ve hizmet alımı ihalesi, yani çalıştırdığımız personelle alakalı 2 ihalesi olur. En azından bizim gibi ilçelerde. Buraya ihalelerin girme zamanıyız. Şu anda ihalelere çıkma zamanımız bizim. İhalelerimize teklif veren firma yok. 1 Kasım seçimlerini bekliyor hepsi. Ya. Çünkü biliyorlar ki belediyelerin durumu da kritik, sıkıntılı. Ve belediyelerin yılbaşından sonra da bu kesintileri ne olur, yatırımları ne olur, onlar dahi seçimi ve tek başına bir hükümeti bekliyor. Hmm. Şimdi ama siz seçmeninize derseniz ki benim Türkiye'yi yönetmek gibi bir arzum var ama hedefim %30. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı televizyonda ben izliyorum, canlı izliyorum ve hayret ediyorum. Spiker soruyor, diyor ki efendim ne istiyorsunuz? 4 yıllık bir görev istiyorum diyor. Bu ülkeyi uçuracağız, kaçıracağız, büyüteceğiz. Hedefini soruyor. %30. Şimdi %30 hedefi olan bir genel başkan. Demek ki bu ülkeyi yönetmeye talip değil veya o iktidara kendisi de inanmıyor. İnanan tek bir parti ve onun genel başkanı var. Profesör Doktor Sayın Ahmet Davutoğlu. Ülke yönetmekte sorumluluk istiyor. Yani bir yerde 2. adam olursunuz, 3. adam olursunuz. Ama yönetmek, bütün sorumluluğu üzerinize almak, o çok daha farklı, o çok daha zor. Ben 7 Haziran'dan bugüne Adalet ve Kalkınma Partisi'ne herhangi bir sebeple kızmış, küsmüş ama belediye başkanları olarak bizlere kızmış, darılmış ki bizleri de mazur görsünler. Yeni çıkan bir büyükşehir yasası var, bütün şehir yasası var. Ha, orada ne durumdasınız? Yani aksayan yönler var değil mi? Olmaz olur mu? Bakın, samimi olarak konuşuyoruz. Yani belediye başkanlığına talip olmak, ben bu işe de 15 yıldır talibim. Ama 15 yıldır talip olmak, belediye başkanlığını çok biliyorsun, profesyonelleşmişsin anlamı taşımıyor. Okulu da yok zaten. Tabii tabii, okulu yok. Buraya gelmişiz ama ben Tekeköy'de 60 yıl sonra değişen bir şeyler var. Tekeköy'ün her tarafında bir inşaat var. Bu Tekeköylüyü rahatsız edebilir ama sevindirmesi lazım. Rahatsız ediyor mu, öyle bir şey mi bu? Tabii rahatsız ediyor. Bir takım şeylerin geciktiğini görmek, bir an önce olmasını istemek bekliyorum, onların da hakkı. Ama şunu biliyorlar. 3 ay sonra da olsa, 13 ay sonra da olsa
bu ilçe değişiyor, güzelleşiyor. İlçenin merkezinde bir tane kablo kalmıyor yer üstünde. Tamam. Yeri bir tabii yer altına indiriyor. Olduğu gibi değiştiriyor. Tabii Samsun Caddesi çalışmaları son hızıyla devam ediyor. İmarla alakalı tarihi bir revizyon planı gerçekleştirmişiz. Sanayici ve müstakil arsa sahiplerinin tamamı bundan çok ciddi menfaatler kazanmışlar. Geçmiş dönemlerden gelen onlarca mahkeme kararlarını düzeltmişiz. Evet. Yani o arazilerin... gösteriyorlar bu esnada yapılan çalışmaları. Bu şey Samsun Caddesi burası. Evet, Samsun Caddesi burası. Bu bittiği zaman bir resmi var. Ben gerçekten çok şaşırdım. Öyle mi olacak yani? Tabii bakın zaman. Bu cadde 30 yıl sonra ilk defa çalışma görüyor. 30 bu yıl hale sonra. Mi dönüşecek? Bittiği zaman de. Samsun Caddesi. Evet. Tekeköy'e yani giren insanları böyle bir cadde mi karşılayacak? Tabii. İnşallah bu güzel gelişime bina sahiplerimiz de kendi binalarını modernize ederek, iş yerlerini modernize ederek inşallah bu gelişimi ayak uyduracaklardır. Bunları yaparken bir takım problemler de çıkıyor. Mesela otopark ciddi bir problem oluyor. Ya olsun diyorum, insanlar soruyor bana bunu. Abi olsun diyorum. Ya nasıl olsun? Bakın diyorum. Problemler ortaya çıkmadıkça biz çözüm üretmeyiz. Hı hı. Bırakın Tekeköy'de trafik alt üst olsun. Ya mecbur çözmek zorunda kalacağız. Çözüm üretmek zorunda kalacağız. Biz olmazsa büyükşehir, büyükşehir olmazsa bakanlık. Buraya gelip herkes elinden geleni yapmaya kalkışacak. Yani biz Tekeköy'ü ne kadar karıştırırsak Tekeköy o kadar güzelleşecek. Ama biz bütün bunları yaparken istikrarlı bir hükümet istiyor olması şart. Gerekiyor. Bakın ben not almışım. Amerika Birleşik Devletleri 240 yıl önce kurulmuş. 240 yılda 40 yıl önce kurulan Amerika Birleşik Devletleri 60. devlet başkanı tarafından yönetiliyor. 60. Her 4 yılda bir seçim var. Seçimin günü 240 yıl boyunca bir gün dahi şaşmamış. Ne bir gün ileri gitmiş, hı hı, ne bir gün geri gitmiş. Şimdi Fransa metroyu 200 yıl önce planlamış. 200 yıl önce. Biz bırakın bu planlamaları yapmayı, bırakın ilçe belediyelerinde her belediye kendisine göre, her belediye başkanı geldiğinde kendi yandaşına göre İmar uygulamasının plan yapmayı, AK Parti hükümetinden önceki bütün hükümetler döneminde kendi iş adamlarına göre imar uygulamaları olmuş. Bu ülkenin yeni bir imar yasası, yeni bir tarım yasası 80 yıl sonra, 90 yıl sonra yeni yeni yazılıyor, yeni yeni yapılıyor. İşte tarım arazileri miras bırakılamaz, bölünemez, işte Türkiye artık dikine büyüyemez, yatay inşaatlar gelişecek. İlk defa bu ülkede bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz ilçelerimizde ne yapıyoruz? Mevcut binalara göre siz de şehirleşme yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bir çalışma yaptınız değil mi? Yani tabii. İmarla ilgili hatta daha sonraki seçim beş sonrası. 5 yıllık stratejik plan çerçevesinde imara açacağımız ve şehirleşmeye, kentleşmeye açacağımız yerleri bizler belirliyoruz. Şimdi bizim insanlarımız şunları görmeli. Ben bunları Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde olan biri, geçmişte dışında olan ama bugün içinde olan bu gelişimi ben de görüyorum. Bizim insanlarımız şunu beceremiyor Sinan Bey. Hem sizin yerinizde oturmayı hem benim yerimde oturmayı biz becerebilirsek birbirimizi anlarız. Şimdi bugün bu ülkedeki Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluklarından bahsediliyor. Öyle değil mi? Ayakkabı kutuları şunlar bunlar. 17-25 Aralık. Tabii yani. Evet, operasyonu. Şimdi ben sadece buraya 4-5 tane not almışım. 80 yılda 37 tane tersane yapılmış bu ülkede. 80 yılda. 12 yılda 36 tane tersane yapılmış. 12 yılda. 80 yılda 50 kilometre tünel yapılmış. 12 yılda 207 kilometre tünel yapılmış bu ülkede. 80 yılda 26 tane havaalanı yapılmış. 12 yılda 27 tane havaalanı yapılmış. Ya Allah rızası için yani aklı olan her insana bunu buradan, taklit etmesi lazım tabii ki. Bu önemli bir şey tabii ki. Allah rızası için. Yani Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluklarının yapıldığı bir ülkede bunları yapabilmek. Amerikalı gelip yapmamış bunları. Ya el insaf biraz da vicdan sahibi olmak lazım. Şunu kabul edelim. Her yerde ya bir ailenin evlatlarının arasında dahi sıkıntı olabiliyor, değişik olabiliyor. Ya da farklı düşünceler tabii olabiliyor.
Allah rızası için ama yani insanlar bir şeyi söylerken de yani biraz da samimi olacaklar diye demeyecekler. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük yolsuzlukları yapılıyor. Biz şimdi geçmişte deprem paralarıyla bu ülkede işçinin memurunun maaşının ödendiğini biliyoruz. Şimdi bu ülkede yaklaşık 3 milyon Suriyelinin bu ülkede bakılmasıyla alakalı eleştirenler var. Onların vicdanıyla, ahlakıyla problemlerin olduğuna inanıyorum. Allah'a şükürler olsun ki bu coğrafyada Türkiye gibi bir devlet var. 3 milyona yakın insanı yaklaşık 8 milyar dolar para harcayarak 2 yıldır bakıyoruz. Bugün Almanya'ya giden mülteci sayısı ne kadar yanlış bilmiyorsam? 150 bin mi? Yani bütün Avrupa'da İstanbul'daki kadar bile şey yok, mülteci yok. Allah'ını seversen Merkel Türkiye'ye geliyor. Severek gelmiyor, yalvarıyor Türkiye'ye. Tabii. Efendim Allah rızası için para verelim, salmayın. 3 milyar euro vermekten ya bahsediyor. Sen ama şimdi ama keşke işte hani o mülteciler de Suriye'den çıkıp da bugün görüyorsunuz bir de başka bir şey daha var, kötü bir şey daha. Bu insanlar Türkiye'den de Avrupa üzerinde Avrupa'ya gitmeye çalışıyorlar. Ve Müslüman kimliklerini o ülkelere girebilmek için sildirip Hristiyan yazmak durumunda kalıyorlar. Bir insanlık dramı yaşanıyor. Yani bir an önce Suriye'de bu işin hallolması lazım. Tekiköy'de peki bu yeni hizmet binası ile ilgili son durum nedir? Artık son 5 dakikaya girdik. Biraz Tekiköy'ün üzerine girelim istiyorum. Olur. Nedir yeni Tekiköy, hizmet binası? Tekiköy hizmet binamız hemen hemen tamamlanmak üzere. Orada biliyorsunuz şöyle bir geçmişi var binanın. Yaklaşık 15 trilyona mal olmuş. Binamız hemen hemen böyle. Burası değerli izleyiciler, burası Tekeköy Belediyesi'nin yeni hizmet binası olma yolunda ilerliyor. Anladığım kadarıyla burada böyle bir karar verilmiş Hayat Tekin döneminde ama biz bunu yine de bir halka soralım gibi bir iradeniz var herhalde. Evet, yani halka soralım. Buraya taşınalım mı, taşınmayalım mı diye. Tabii biz göreve geldiğimizde Tekeköy Belediyesi buraya 4 trilyon kredi kullanarak başlamış. Ödemeleri de siz de yapıyorsunuz tabii şu anda. Bırak onun o 4 trilyonu yaklaşık 11 trilyon lira da kendi öz kaynaklarımızdan ödeyerek 15 trilyon gibi bir paraya bu binayı hemen hemen bitirmek üzereyiz. Hı. Yani Tekeköylünün parasıyla Tekeköylünün binası. Şimdi bu ilçeye bir belediye hizmet binası şart. Evet. Bu bir gerçek. Ama biz bunu Tekeköy'ün içerisinde maalesef başaramıyoruz. Evet. Orada 28 adet yanlış hatırlamıyorsam mal sahibi olan esnafımız var. Bunlar evet, istiyorlar ki yine dükkanları bunun altında olsun. Ama 21. yüzyılda altında çay ocağı, kasabı olan bir belediye hizmet binası kalmadı artık dünya. Yok. Bence de gayet isabetli, iyi bir düşünce ama bu. Ama burada da karar, onu da şöyle net söyleyeyim. Bizlerin geçmişte söylediği bir söz vardı. Yani bu binanın yeriyle alakalı doğru olmadığını her zaman söyledik. Hala sözümüzün arkasındayım. Ama bugün tamamlanmak üzere ve belediye hizmet binası problemimiz var. Ben şöyle bir şeyi arkadaşlarımızla mecliste tartıştık. Bu binayı satmaktan artık veya bir başka kuruma kiralamaktan o fikirlerden tamamen vazgeçtik. Bina evet, kendi mülkümüz bizim. Böyle bir fikri kafamızdan çıktık. Çünkü bu saatten sonra zaten alıcısı olma şansı da çok fazla yok. Kaldı ki orada tam karşınızda işte stadyum. Tabii, belediye hizmet binası olarak tamamlanmış ve bitmek üzere. Evet. Olduğu altında için, ama sosyal donatı alanları yeni bir proje vardı galiba. Onunla birlikte çok daha verimli, güzel tabii, bir hale dönüşür herhalde. Prestij açısından şunu her zaman söyleriz. Yani ben samimi bir insanım. Öyle hiç yuvarlak konuşmayı sevmem. Bu binayı devraldığımızda Tekeköy Belediyesi'nin bir kuruşu yoktu orada. Bir kargas bina vardı. Biz onu aldık. Burasını bizim babamız kumarda kazanmadı. Tekeköylülerin malı. İstemememize rağmen orada başladı ama bizlere görev Allah nasip etti. Geldik ve o binayı tamamlıyoruz, bitiriyoruz. Parasını da biz ödeyerek yaklaşık 15 trilyon liraya mal olacak bir bina. Bugün arsasıyla ederi en az 25-30 trilyon liradır. Şimdi biz ben burada şöyle bir karar aldık arkadaşlarımızla, meclis üyesi arkadaşlarımızla. Burasını seçimden sonra ilçe seçim kuruluyla da görüşerek referanduma götürelim istiyoruz. Eğer Tekeköylü derse ki siz bu binaya geçin, biz bu binaya geçeriz. Geçeceksin. Eğer Tekeköylü derse ki hayır kardeşim sen bu binaya geçmeni biz istemiyoruz derse başımızın üstünde ondan sonra oturur tekrar değerlendiririz. Ama biz yaptığımız bu tür büyük
projeleri halka götürmeyi istiyorsun. Yani onlarla tartışarak, ama onlara rağmen bir şey yapmak istemiyoruz. Dışarıdan bir göz olarak söylüyorum. Tekeköy'e gerçekten yakışan, sizin vizyonunuza orada büyük projeler yapıp hayata geçiriliyor Tekeköy'de çünkü. Onları da ilerleyen programlarda konuşacağız. Tarihin en eski kentlerinden birisi Tekeköy, Tekeköy evet. mağaralarıyla. Orada gerçekten çok güzel şeyler olacak. Tekeköy'de önemli değişiklikler oluyor. Bulut teknolojilerini Türkiye'de kullanan 16 belediyeden birisi olacaksınız. Orada evet. logonuzu değiştiriyorsunuz. Harıl harıl yürüyen bir çalışma var. Büyüklü'de yapılan bir köprü var. Anadolu Lisesi. Anadolu Lisesi. Yani en önemlisi... Tekeköy'de Gençlik Merkezi, Tekeköy Belediye Spor Kulübü'ne ait çalışmalar, futbol sürüyor. Sahası. Tabii, en önemlisi orada hemen yanı başımızda, siz de ortağısınız galiba, lojistik köy evet. yapılıyor. Yani... Şimdi bakın, Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi. Onun için öyle bir belediye hizmet binasına ihtiyacınız var aslında. Tabii o bir, ben şunu samimi söylüyorum. Ama yine de halka soralım diyorsunuz. Tabii samimi söylüyorum. Yani o protokol yolundan geçen her devlet büyüğünü orada bir dakika, beş dakikada olsa ağırlama ve ilçenin bir problemini ona iletme gibi bir şansımız her zaman var. Kaldı ki Erdoğan'ı zaten orada indirip tabii, evet. karşılamıştınız. Öyle ama bizim... Cumhurbaşkanım. İnsanlara hizmet etmek dünyanın en kutsal görevi. Allah bize bunu nasip etti. Ama bizi izlesinler bizi. Yani takip etsinler bizi. Evet. Biz şunu söylüyorum. Tekeköy'ü Tekeköy'deki her fert kadar seviyoruz. Eksiğimiz, kusurumuz da olsa onların içinden gelen evlatlarıyız bizler. Ama evet, bizi izlemeye söylüyorsun zaten. Tabii tabii bizi izlemeye devam etsinler. Peki. Çok teşekkür ediyorum ben. Ben son bir cümle. Buyurun. Eğer müsaade ederseniz. Buyurun. Son birkaç cümle. Ben şuradan özellikle, öncelikle ilçemdeki 50 bin nüfus yaşayan insanıma seslenmek istiyorum. 1 Kasım seçimleri için. Bu ilçenin geleceği için. Bu ilçenin daha büyük, bu ilçenin daha refah, daha huzurlu bir ilçe olması için. Bu seçimlerde yaşayan her insandan emanet de olsa bir oy rica ediyorum. Bizim için değil. Yarın öbür gün bakın bu 1 Kasım seçimleri, genel seçim. Ben kendim için bu kadar rahat 15 yıl boyunca 3 kere aday oldum. Bana oy verir misin vallahi demedim. Evine gittim, mitinge çıktım, yapacaklarımızı, vaatlerimizi anlattım kendi adıma. Oy istemek öyle kolay bir şey değil. Bana oy verir misin demek hele benim gibi birisi için kolay değil. Utanırsın, ben utanırım. Ama anlatıyorsun, fikirlerini söylüyorsun. Allah'a şükürler olsun karşılık buldu ki çok ciddi bir farkla Tekeköy'de seçim kazandık. Ama bugün bu ülkenin yaşadığı seçim, 1 Kasım seçimi, Türkiye'ye başbakan seçen bir hükümet seçimi değil. Bu 1 Kasım seçimi 80 milyon insanımıza sesleniyorum buradan. Acizane bu ülkenin bir ferdi olmaktan gurur duyan bir bireyi olarak 80 milyon insanımıza seslenmek istiyorum. Bu coğrafyada mazlumların coğrafyasında, Orta Doğu'da, Afrika'da sömürülmüş, ezilmiş bütün bir coğrafya 1 Kasım Türkiye seçimlerini dört gözle vallahi billahi bekliyor. Ve bu 1 Kasım seçimlerinden eğer çok güçlü bir AK Parti hükümeti çıkar ise bu coğrafyada ne kadar Müslüman ezilen halk var, o gün inanın 1 Kasım pazar akşamı bizlerle birlikte onlar bayram yapacak. 1 Kasım pazar akşamı dünyanın o ülkelerindeki, o coğrafyadaki ülkelerine gece bakın, Türkiye'nin meydanlarındaki gibi sevinecek insanlar olacak. Ben bunun için bu 1 Kasım seçimlerinde bu ülkenin geleceği için, huzuru için, istikrar için ve bu ülkeyi tekrar bütün riskine rağmen yönetmeye en güçlü aday AK Parti hükümetine destek olmaya çağırıyorum. Ve bu akşam böyle bir fırsatı verdiğiniz için de biraz da ülke ve dünya siyasetiyle alakalı bir programa bizi yönlendirdiğiniz için hem size hem Haberaks televizyonu ve ailesine ve böyle dünyanın her ülkesine yayın yapan bir medya grubunun da bu şehirde olmasından dolayı sizlere ayrı ayrı da teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz görevimiz efendim. Herkesin diline, sesine tercüman olmak. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Umarım söylediğiniz gibi bir netice alırsınız.
1 Kasım'dan sonra da otururuz biraz daha detaylı sizinle. İnşallah. Konuşuruz. Ben teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Hasan Togar, Tekeköy Belediye Başkanı, AK Partili Hasan Togar konuğumuzdu efendim. Biraz Tekeköy'den, biraz 1 Kasım'dan konuştuk. Yarın saat 20'de Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili adayı Şaban Kılıç, Halk TV'nin genel müdürü ile yaptığımız program karşınızda olacağız. Saat 10'da da Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç konuğumuz olacak efendim. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz. Mutlu geceler diliyoruz.